Herkese merhabalar, faydalı videolara hoş geldiniz. Şanlıurfa Balıklı Göl'deyiz. Şurada bakın, balıklarla alakalı bir şey dikkatimi çekti. Buradaki balıkların oksijen miktarını arttırabilmek için. Bakın balıklar buradalar. Ve suyu kestiler. Biraz önce açmışlardı da. Alt taraftan gölün içerisine doğru hava oksijen veriyorlar burada. Böyle bir sistem kuruyorlar. İşte bakın şurada daha net. Bu gölün içerisinde çok fazla balık olduğu için oksijen miktarını arttırabilmek amacıyla, suyun oksijen miktarını arttırabilmek amacıyla bakın böyle bir düzen kurmuşlar. Bizler de bunu akvaryumlarımızda zaten uyguluyoruz. İşte bakın balıklar da çok güzel bir görüntü var şu an. Karşı tarafta biraz daha kamerayla yaklaştırabilirsin. Gölün altına hava hortumlarını, borularını yerleştirerek hava motorlarıyla balıkların oksijen miktarını destekliyorlar. Oksijen almalarını daha rahat sağlıyorlar. Gölde çok fazla balık var. Burada oksijen miktarı da haliyle düşüyor. Oksijen miktarını yine dediğim gibi arttırmak amacıyla böyle bir sistem yapmışlar. Biraz önce çok daha fazla açıktı. İşte bakın şurada gördüğünüz mavi aparatif daha sonradan herhalde gölün içerisine bırakıyorlar. Yeteri miktarda gölün oksijen seviyesinin istenilen seviyeye çektikten sonra tekrar bakın bu 4 tane var. 1, 2, 3, 4 tane. Bu 4 tane oksijen veren artık hava motoru diyelim bizler. Bunu oradan tekrar çıkarıyorlar galiba. Büyük bir su borusuyla oraya bırakmışlar. Evet. Balıklı Göl'de balıklar da gerçekten çok canlı. Bir şey dikkatimi çekti. Özellikle balıklar güneşin altında durmuyorlar. Bakın burası gölgelik. Gölgelik alana daha fazla geliyorlar. Hava Urfa'da çok sıcak. Yer yer bazen burada kaç dereceye, güneşin altındaki sıcaklığın 65 dereceye kadar çıktığını bir ara duymuştum. Balıklar da güneşten kaçabilmek için bakın suya gölgesi düşen yerlerin altında durmaya özen gösteriyorlar. Bakın işte bir tane de şurada var. Evet, Balıklı Göl'de falan hayat çok canlı. İnsanlar bayağı kalabalık. Turizm zamanı. Evet, yine akvaryumlarımıza balıkların oksijen miktarını desteklemek amacıyla hava motoru takmamız gerekiyor. Bunu da antiparantez olarak eklemiş olalım. Tabi oksijensiz yaşayan, kendi oksijenini suyun üzerine söküp kendi tedarik eden balıklarımız da var tabi. Balık türleri de var. Evet. Balıklı Göl'de sıradan bir gün. Görüntü gayet çok güzel. Bir başka videomuzda tekrar görüşünceye de kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.